Hashimoto hastalarının yine en çok yakındığı şey sinir ve öfke kontrolünde sorun yaşamaları. Şimdi teorik olarak Hashimoto hipotiroidiye neden olan bir hastalıktır ve teorik olarak sinirlilik yapmaz. Zehirli guatr'da tiroid hormonları fazla çalıştığı için sinirlilik kitaplarda yazan bir belirtidir. Ancak hemen hemen bütün Hashimoto hastaları sinirlilikten yakınmaktadır. Aslında bunun nedeni direkt hastalıktan değil ama kişi vücudunu iyi hissetmediği zaman, halsiz, yorgun, bitkin olduğu zaman, mutsuz olduğu zaman doğal olarak öfke patlamaları yaşayabilir. Yani bu sinirlilik hali Hashimoto'da indirekt etkisidir. Direkt hastalık bende çıktı, ondan beri sinirliyim çok doğru bir ifade değildir. Çünkü o döneme bakmak lazım. Kadın çocuk doğurmuş olabilir, menopoza girmiş olabilir, evlenmiş olabilir. Yani yaşamda bir takım değişiklikler olabilir. Yaşımız da sonuçta ilerledikçe yani her sene daha farklılaşıyoruz. Hayata bakışımız bile farklılaşıyor. Çevremizdeki koşullar da değişebiliyor. Bunların hepsi bir faktördür. Yani o sinirlilik halleri Hashimoto için indirekt etkidir. Kişi vücudunu iyi hissetmezse, diyelim ki diyet yapıyor, istediği kiloya inemiyor, tabii ki sinirleri bozuluyor ve bir şekilde öfke patlaması yaşayabiliyor. Bunun nedeni direkt Hashimoto'dan değil, Hashimoto'nun yaptığı belirtilerin indirekt etkisidir.